yatırım araçlarında herkes böyle olacağını zanneder. Dünyada böyle bir yatırım aracı olsaydı dünyada fakir kalmazdı arkadaşlar. Yani bugün Türkiye'nin en büyük holdingi Koç Holding'in Ford Otosan hissesini alın. Tamam. Bu şirketin son 20 yıldaki artışı dolar bazı işte 100 kat diyelim. Korkunç artmış veya Ege Endüstri vardır. Acayip bir şirkettir o mesela. 4000 kat arttı arkadaşlar. Dolar bazı 200 kat mı oluyor? Evet hesaplayamıyorum. 200 kat o kadar çok arttı. Dolar bazı. Yani 1000 doların, 10 bin doların sayamıyorum. 200 bin mi? 2 milyon, 2 milyon olmuş. Ama böyle gitmiyor arkadaşlar. Böyle gitmiyor. Nasıl gidiyor biliyor musunuz? Siz alıyorsunuz. Aşağıdaki gibi. Ya Mert abi aldım. Gitmiyor. Düşüyor. Zarar ediyorum. Bunalımdayım. Küsüyorum. Sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Satıyorum. Sattım. Fırladı. Aa, ya ben neden şans var? Aranızda bunu diyen var mı? Ya Mert abi bekledim bekledim sattım fırladı. Var mı? 1, 2, 3 bak sayamıyorum başladı. Hep de sizi buluyor değil mi yani? Hani yukarıdan sanki sizi takip ediyorlar. CIA bizi takip ediyor. Etmiyor arkadaşlar. Kimse bizi takip etmiyor. Çünkü biz gidiyoruz. Bu bekleme sürelerinde dayanamıyoruz. Sistem zaten bu yüzden bu kadar kolay değil. Yoksa çok kolay. Yoksa diyorum ya istatistik olarak Amerikan borsası her yıl dolar bazı %15 artmış. Hiçbir şey yapmasan da. Ama işte arada inişler çıkışlar olduğu için bizi genelde tepeden aldırıyorlar. Tepeden de aşağı gidince siz sıkılıyorsunuz. Bunalıyorsunuz. Yani Sasa'yı 160'tan alıyorsunuz. Ne zaman alıyorsunuz? Türkiye'de herkes bütün gazetede haberler... Ya bir de ona dikkat edin. Pardon. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gazete haberleri, Twitter haberleri. %99, %1'ini günah diye şey yapmıyorum ama %99 manipülatif haberdir. Nasıl? Her şey iyiken yani küçük düşükken kimse anlatmaz size. Yani Bitcoin 500 iken hiçbir yerde Bitcoin'in konuşmayacaklar. Ya da Sasa 1000 lirayken kimse Sasa demez. Ya da dolar düşükken ya da ev fiyatları düşükken ya da Türkiye CDS'leri düşükken kimse bunlar buraları güzel demez. Herkes felaket konuşur. Kimse sizi aldırmaz. Ne zaman ki her şey tepeye gelir, tepedeyken konuşulmaya başlar. Hatta çok büyük bir yatırımcı şunu demişti. Mümkün olduğu kadar ekonomi kanalları seyretmeyin. Çünkü ekonomi kanalları seyrederseniz kuvvetle muhtemel çok para kaybedersiniz. Çünkü o kadar kötü haberler pompalıyorlar ki o gün geldiğinde satıyorsunuz. Bazen de o kadar iyi haberler pompalıyorken alıyorsunuz. Peki o haberleri neye göre veriyorlar? Dünyada kaç tane büyük kanal var ve kaçı kimlerin elinde? Bir bakarsanız anlarsınız. 7 tane aile var. 7'si de zaten aynı noktadan geliyor. Aynı etnisite diyelim, aynı dini inanç diyelim. Çok da girmeyeyim. Yani sen gidiyorsun şişmişi sana pompalıyorlar. Sen de alıyorsun. Sonra da ben niye zarar ettim? Dolayısıyla aynı şekilde Twitter, sosyal medyada da öyle. Bana da geliyor. Bana da diyorlar ki mesela şu hisse Mert biraz anlatsan da paylaşsan da insanlar alsa. Bir de iyi para vereceğim diyorlar. Bakıyorum çok iyi para. Ama bir bakıyorum şirket 2 liradan 30 liraya çıkmış. Ben bunu pazarlarsam bu insanlar alırsa batarlar. Ama amaç bu zaten. Dolayısıyla bir şey çok pazarlanıyorsa korkun arkadaşlar. Anlatabildim mi yani? Bir yerde X şirket, her yerde o X şirket konuşuluyorsa kaçacaksınız. Kimse konuşuyorsa, konuşmuyorsa da korkmadan alacaksınız. Bu kadar basit. Ama insanlar o konuşulan dönemde aldığı için Sasa 160 iken mesela yumurtalıkta boru hattı kurulacak, ne kadar büyük şirket olacak o anlatılıyordu. Sonra şimdi niye kimse onu anlatmıyor? Şirket yarı fiyatına düştü. Hadi anlatın şimdi. Ne oldu? O insanlara o haberleri duyup aldı. Yanlış mı? Görüyorsunuz değil mi? Ya da Elon Musk denen büyük bir şey var. Şarlatan. Adam Dogecoin diye bir coin var. Coin'i uçurdular, uçurdular, uçurdular. Dünya tarihin en büyük manipülasyonundan biridir o bence. Ama kanunen daha regülasyon olmadığı için adam yaptı parayı. Kim yanına da kar kaldı. Gitti Twitter aldı bizim paralarımızla. Bizim vatandaşın parasıyla. Ondan sonra dedi ki Dogecoin dedi. Tesla'nın dedi. Camlarının dedi. Dogecoin'le satacağım dedi. Benim bir tanıdığım gitti evini sattı oraya koydu. Bugün o ev oldu. 8-9 milyon o şey hisse senedine yatırdığı para, şey kripto yatırdığı para bugün çok düşük 10-20 bin liraya düştü. Bakın 7-8 milyon çöp. Al sana manipülasyon. Dolayısıyla lütfen ve lütfen o haberlere dönüp gaza gelip hiçbir şey yapmayın.